dünyanın en cengaver milletidir. Bunu ispatlamak için yüzyıllar boyunca yüz binlerce Türk canını seve seve vermekten çekinmedi. Tarih bile Türkleri yenmek için uğraştı. Türklerin böyle talihsiz durumlarında daima bir Türk büyüğü ortaya çıkmış, Türklerin bilek kuvvetine, beyin kudretine eklemiş ve Türkleri feraha eriştirmiştir. Kim bilir, belki de bu şahin bakışlı, aslan yeleli adam o Türk büyüklerinden biridir. Nereye gitti bu ya? Amanın! Özür dilerim. Özür dilerim. Balık sürdüm de. Benimle alay etmekten vazgeç ve derhal özür dile. Sen kimsin ki senden özür dileyim ha? Ben buraların en iyi dövüşçüsüyüm. Gücün yeterse çık karşıma. Yoksa özür dile. Bu boyunla mı bana dövüş teklif ediyorsun ha? Sen benim boyuma bakma. Çek kılıcını, o zaman ne olduğunu anlarsın. Aferin be. Senin boyunda senin kadar cesur adam görmedim. Hadi bakalım. Bu kimseyi ilgilendirmez. Bu diyarlarda kargalar bile bizden izinsiz dövüşemez. Siz yalnız kargalara karışırsınız. Eğer bize gücün yeterse gel mani ol. Gözümle görmeseydim böyle bir savaşçının olabileceğine dünyada inanmazdım. Kimsin sen? Adım Metehan. Kürşat Han'ın oğluyum. Böyle biri olduğunu daha önceden anlamalıydım. Ne arıyorsun buralarda? Buralardaki Türklere katılmak için geldim. Vezit Kalesi Türklerin eline geçmeden de ayrılmayacağım. Seni bizimkilerin yanına götürebilirim. İstersen hemen. Öyleyse hemen düş önüme. Seni çok kıskanıyorum Samu. Prenses Anet'e benden daha çok yakınlık gösteriyor. Beni anlaman lazım. Ben ona yakınlık göstermek mecburiyetindeyim. O Mezit Kalesi Tekburnu'nun yeğeni, Anamur Kalesi Tekburnu'nun da kızıdır. Onunla evlenirsem iki kalenin de mirasçısı biz olacağız. Sevgili kocan Mezit Tekburu verdiğin ilaçlarla kalbi durup ölünce, Anet'in babasını da bir kazaya uğratmak pek zor olmayacak. Bu kadar karışık işin altından nasıl çıkacağız bilemiyorum. Her şey kendi kendine olacak.
Tekfur, Anet'i bana vermek için teklifi kendisi yaptı. Anet'le evlenmem her şeyi halledecek. Bu hiçbir şey değiştirmez. Benim evlenmeme size ne faydası olabilir? Hem ben kumandan Samos'u hiç sevmiyorum. Her hareketi rüya doluymuş gibi geliyor bana. Ben senin amcanım, hiç küçülüğünü ister miyim? Kumandan Samos değerli bir savaşçıdır. Etrafımızın Türk kabileleriyle dolu olması kumandan Samos'a muhtaç olmamızı icap ettiriyor. Türklerin bile canlanamayacağını siz söylediniz. Onların ne zaman canlı ne zaman ölü olduğu hiç belli olmaz. Her an bize saldırıp kaleyi elimizden alabilirler. Bu bakımdan seni Samos'la evlendirirsen onu daha kuvvetli bağlarla kendimize bağlamış oluruz. Böylelikle benim de babamın kalesi Samos'un yönettiği askerlerimiz sayesinde iyice emniyet altına alınmış olacaktır. Yine de babamla konuşmamız lazım. Ben de onun için seni göndermek istiyorum zaten. Kardeşim benim sözümden çıkmaz ama gene de bir danışmak lazım. İyi bir muhafız kadrosu hazırlayıp seni hemen babana göndereceğim. Bunun hazırlanmasını beklemeye ne lüzum var? Ben muhafızsız da gidebilirim. Delirdin mi sen kızım? Türklerin bölgesinden öyle geçirir mi? Seni parçalayabilirler. Ben sana iyi savaşçılardan müteşekkil bir grup yapıp başlarına da iyi bir kumandan koyacağım. Bu şerefi bana verirseniz size minnettar olurum Tekfur Hazretleri. Gösterdiğin alakaya çok teşekkür ederim Samos. Eğer Anet'i götürmeyi siz üzerinize alırsanız benim gözüm arkada kalmaz. Bu kız en sağlam adamlarımızdan biridir. Bütün haberleşmelerimizi burada ayarlarız. Ve bu işi Almila idare eder. Şimdi seni tanıştıracağım. Türklerin barınağına giden yolu yalnız o bilir. Bak Almila, bu adam bizden. Çok iyi bir savaşçı. Bizimle birleşmek istiyor. Peki nereden bilelim bizden olduğunu? Türk olmam kafi garanti değil mi? Pekala. Sizi pirimizin yanına götüreceğim. Her şeye o karar verir. Yalnız işimin bitmesini bekleyeceksiniz. Bizim vaktimiz yok. Öyleyse keyfinize bakın. Ali, boşaltın bu masayı. Biz oturacağız. Burası bizim masamız ama. Size boşaltın dedim. Burada Türklerin hiçbir şeyi yok. Her şey Tekfur'un adamlarınındır. Kalkın ama bakalım. Bizim masamız dedim size burası. Nasıl kalkalım biz şimdi buradan oğlum? Size kalkın dedim. Hadi. Hadise çıkarmamaya bakalım. Burası göze batarsa yollarımızdan biri tıkanmış olur. Gel bakalım güzelim. Biraz da bize eğlendir. Bırak kolumu. Ben yalnız yiyecek getiririm. Daha fazlasının bir Türk kızından istenmeyeceğini bilmeniz gerek. Bütün Türkler bizim emrimizde çalışır. Sen de benim dediğimi yapmak mecburiyetindesin. Bırak diyorum. Biz sizin efendiniziz, anlıyor musun? Bırak dedim sana. Vay vay vay, bir de bırak diyor ha. Rahat bırakın beni. Şimdi gör bakalım kim kimin emrinde. Yoksa bu dövüşün sonu gelmez. Haklısın. Buranın suyu çıktı artık. Gidelim. Ben canımı zor kurtardım. Çok kalabalıktılar. Başlarındaki adam canavarın ta kendisiydi. Eyvah! Demek Türkler tekrar canlanmaya başladı. Onların ne biçim insanlar olduğunu bilirim ben. Ne yapacağım? Korkacak bir şey yok Tekfur Hazretleri. Türkler 3 kişilik kuvvetleriyle hiçbir şey yapamazlar. Bu asker de kendini temize çıkarmak için biraz mübalağa ediyor. Ben yemin ederim ki... Sus! Hepinizin ne olduğunu bilirim ben. İşin bitti, gidebilirsin. Siz gönlünüzü ferah tutun. Ben hiçbir zaman yanınızdan ayrılmayacağım. Doğru mu söylüyorsunuz? Beni yalnız bırakmayacaksınız değil mi?
Bundan hiç şüpheniz olmasın. Prenses Anet Hazretlerine de ben refakat edeceğim için artık korkulacak bir şey olmadığını anlamanız gerekir. Türkler bundan sonra karşılarında beni bulacaklar. Bu cengaver Türk olduğunu, bize katılmak istediğini söylüyor. Bu da pirimiz Akçakoca. En yaşlımızdır. Her şey hakkında o karar verir. Çok güçlü bir cengaver. Şimdiye kadar tanıdığım en iyi savaşçı. Kimsin? Kimlerdensin? Adım Medehan. Gürşat Han'ın oğluyum. Gürşat Han büyük bir cengaverdir. Ama senin onun oğlu olduğunu nereden bilelim? Bunu her şekilde ispatlamaya hazırım. Öyleyse seni bir sınava tabi tutacağız. Dünyanın en iyi altı okçusundan kurtulabilirsen senin kimliğine inanacağız. Bu benim için şereflerin en büyüğüdür. Okçular hazırlansın. Bastardın yiğit. Biz Türklerin sizin gibi birine ihtiyacımız vardı. Bundan sonra benim adamlarım senin adamlarındır. Onlara önder ol. Demek Tekfur'un adamlarıyla tanışma zamanı geldi. Davranın bakalım. Hmm.
topraklarıma hoş geldiniz. Kimsin sen? Ben oturduğunuz kalenin ve bu toprakların sahibi Türklerden biri Mehmet Han'ım. Demek o haydut sensin. Ben şimdi gösteririm sana. Tanıştığımıza memnun oldum kumandan Samur. Bu kepazelik nedir? Ne istiyorsunuz bizden? Sizden bir ricamız olacak. İstediklerimizi yerine getirirseniz size prensesi iade ederiz. Dediğimizi yapıncaya kadar prenses elimizde rehine olarak kalacak. Nedir istedikleriniz? Kalede elinizde esir bulunan Türkler var. Onları bize verirseniz biz de size prensesi vereceğiz. Onları vereceğimizi nereden biliyorsunuz? İster kabul edin ister etmeyin. Yarın Sivrikaya'da esirlerle beraber sizi bekliyorum. Bunları yapmazsanız prensesi rüyanızda bile göremezsiniz. Kumandan Samos atına bindirip teşhir edin. Dönüyor burada. Kumandan Samos'u gönderdiniz, neden beni alıkoydunuz? Kumandan istediklerimizi bildirmek için kaleye döndü. Eğer istediklerimizi getirirse sizi onlara geri vereceğiz. Demek para için beni tuttunuz. Bu yaptığınız haydutluktur. Nasıl isterseniz öyle kabul edin. Nereden geldiklerini anlayamadım. Yağmur gibi üstümüze yağdılar. Bu kadar kalabalık olduklarını ummuyordum. Gene de onları rahatça mahvederdik. Fakat bizi kalleşçe çok gafil avladılar. Ne yapacağız şimdi? Zavallı anet haydutların elinde mi kalacak? Kaledeki Türk esirlerine ona karşılık vereceğiz. Başka çaremiz yok. Ya yeni bir kalleşlik yaparlarsa? Zannetmiyorum. Aslında onlara karşı ben bir şey düşündüm. Mete Han bana yaptığını hayatıyla ödeyecek. Şimdiye kadar kendi kabına çekilmiş olan Türkler onun öncülüğüyle ayaklandılar. Onu öldürürsek ötekiler de dağılır. Bu mübadelede en iyi mızrak atan adamı yanıma alacağım. Niye yemiyorsunuz prenses? Biz misafirimizin sofradan aç kalkmasını istemeyiz. Ben haydutların sofrasında yemem. Biz haydut değiliz prenses. Biz elimizden kalleşlikle alınan haklarımızı geri almak için savaşıyoruz. Para için kadın kaçırarak mı? Biz kendi ırkımızın yararlarını düşünmek zorundayız. Benim hayatıma karşılık değil mi? Her şekilde canınız emniyettedir. Onun için korkmanıza lüzum yok. Amcanız istediklerimizi yerine getirdikten sonra sizi sağ salim onlara vereceğiz. Beni öldürmeyeceğinizi nereden bileyim? Öldürmek bile gerekse sizin gibi güzel bir kadını öldürmeye elim var mı?
Kadehimi güzel mirimiz Prenses Anet'in şerefine kaldırıyorum. Prenses Anet'in şerefine. Saraydaki yatağınıza benzemez ama gene de yatabilirsiniz. Buyurun. Ben burada mı yatacağım? Yani sizin yanınızda. Bir sakıncası mı var? Ölürüm de sizin yanınızda yatma. Fakat orman vahşi hayvanlarla doludur. Sizi bir arslan filan yerse karışmam sonra. Sizin yanınızda yatmaktansa bir hayvana yem olurum daha iyi. Siz bilirsiniz. Bir haycıda sarıldığının farkında mısın? Kalmanızı misafir olmanıza borçlusunuz. Defolun gidin. Size gelince asil prensesim, sizin törelerinize göre sizi öldürmemiz gerekirdi. Fakat Türk milletinin töreleri
Kadın boğazlatmayı kabul etmez. Şu yol kestirmedir. Oradan giderseniz sayın kumandanın önüne çıkarsınız. Sizin değil, o Türk'ün sayesinde kurtuldum. Sayın Kumandan Samon. Kalleşlik yaptılar. Esirleri verdikten sonra aniden fırlayıp prensesi geri aldı. Aynı anda mızrağı fırlattık ama geç kalmıştık. Herif şeytanın biri. Sonunda prensesi kurtarmak için ben müdahale etmek zorunda kaldım. Yalan söylüyorsunuz kumandan Samo. Kalleşliği siz yaptınız. Öyle olmasaydı Metehan böyle hareket etmeyecekti. Sonra beni siz kurtarmadınız. Metehan kendisi bıraktı. Bana hakaret ettiğinizin farkında mısınız? Ben mert bir Roma subayıyım. Metehan hepinizden mert. Siz kalleşçe hareket ettiniz. Oysa ki Metehan kendi ırktaşlarını kurtarmak için beni tutmuş. Bir tekfur kızının Türkleri bu kadar savunmasını anlayamadım doğrusu. Ben doğruyu savunuyorum. Kalleşlik bizden, mertlik onlardan geliyor. Metehan'ın kahramanlığını gözlerimle gördüm. Metehan hakkında yanılıyorsunuz. Başlangıçta bize kalleşçe saldırdılar. Eğer mertçe davranmış olsalardı onları perişan ederdim. Sayın kumandan, ne duruyorsunuz öyleyse, yapın dediğinizi. Evet, dediğimi yapacağım. Onların barındıkları yeri öğrendim. Yarın askerlerimle gidip onları yuvalarında bastıracağım. Metehan denen adamı önünüze diz çöktürmezsem bana da kumandan Samos demesinler. Görelim bakalım. Göreceksiniz. Samos ve adamları barınağımıza doğru gidiyorlar.
gideceğinizi söylemiştiniz. Huzurunuzda diz çökmeye geldim. Asil misafirlerimizi ağırlayın. Güzel bir giyiminiz var kumandan Samuel. Sizi bu kadar şık hiç görmemiştim. Demek Metehan size bu kıyafeti layık gördü. Benimle alay ediyor, bana hakaret ediyorsunuz. Ben mertçe savaştım. Onlar beni gafil avlayıp kalleşlik ettiler. Her hareketimizi takip ediyorlar. İçimiz casus dolu. Yapacağımız her şeyi önceden öğrenmişler. Bana siz bile onun tarafını tutuyormuşsunuz gibi geliyor. Ben haklının ve doğrunun tarafındayım. Siz verdiğiniz sözleri şimdiye kadar tutmuş olsaydınız size inanacaktım. Dikkat edin prenses. Size mukabele etmemek için kendimi zor tutuyorum. Kendinizi tutmayın, mukabele edin öyleyse. Çok rica ederim, bırakın bu münakaşayı. Çok sevdiğim iki insanın birbirine girmesi beni ziyadesiyle üzüyor. Pekala Tekfur Hazretleri. Hatırınız için bu münakaşayı burada keseceğim. İsabet edersiniz. Bir türlü bu gece. Neden? Bilmem. İçimde bir sıkıntı var. Bir derdin varsa anlat bana. Ben senin yabancın değilim artık. Anlatması çok zor. Nasıl anlatayım bilmem ki. Ben birini seviyorum galiba. Ne kadar onu düşünmek istemiyorsam o kadar aklımdan çıkmıyor. Ne kadar ona sevgimi belirtmek istedimse o da o kadar anlamamazlıktan geliyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Ne demek istediğini gayet iyi anlıyorum Almina. Fakat ben böyle şeyler düşünecek durumda değilim. Ben şimdi uğruna başımı koyduğum mukaddes davalarla evliyim. Hele senin hakkında aşk düşünmek aklımdan bile geçmez. Ben seni kardeşim gibi severim. Ne demek istediğimi anlıyorsun değil mi? Kıvırcık! Ne düşünüyorsunuz? Bilmem, hiçbir şey düşünmüyorum. Eskiden sizi hiç böyle dalgın görmezdim. Bugünlerde bir şeyler oldu size. Belki de haklısın. Eskiden kafamın içinde böyle şeyler dolaşmazdı. Yoksa o türkü mü düşünüyorsunuz? Onu hiç düşünmek istemiyorum. Evlenmek zorunda olduğum bir nişanlım var. Bir de bize düşman olan bir Türk var karşımda. İkisini kıyaslıyorum. Kumandan Samos küçüldükçe o Türk büyüyor içimde. Ne yapacağımı ben de şaşırdım. Yoksa bilmiyorum. Şimdiye kadar hiçbir erkekle ilgim olmadı. Fakat bu adama karşı içimde nefret olması gerekirken başka hisler duyuyorum. Kim bilir, belki de seviyorum onu. Benim için düşündüklerinize memnun oldum. Ne arıyorsunuz burada? Ben arandığım yerde olurum. Sizi arayan yoktu. Doğru söylemiyorsunuz. Biraz evvelki konuşmalarınız bunun tamamen aksineydi. Yanılıyorsunuz. Bu sizinle ilgili değildi. Kiminle ilgiliydi? Sizinle olmadığına göre önemli olmamalı. Siz birini seviyorsunuz.
nereden biliyorsunuz? Ben de birini seviyorum. Kimmiş o? Kimi seviyorsunuz? Ben de bunu söylemek için gelmiştim. Yalnız yüzünüze söylemeye utanıyorum. Savaş alanında kimseden pervası olmayan Metehan, bana iki kelimeyi söylemeye utanıyor mu? Biz Türkler öyleyiz. Savaş alanında canımızla oynamaktan çekinmeyiz. Ama gönül meselesinde utangaç oluruz. Utanmayın, söyleyin öyleyse. Gözlerinizi yumun, söyleyin. Pekala. Gözlerimi yumuyorum ve söyleyeceğiniz kelimeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Görüşeceğiz prenses. Allah'a ısmarladık. Güle güle Metehan. Seni tekrar bekleyeceğim. Çare bulamazsak yapmak istediklerimizin hepsi suya düşecek. Haklısın. Hangi işe el atsan karşında muhakkak onu göreceksin. Bir elime geçirsem parçalayacağım. Ama ne yaptıysam başaramadım. Adam şeytanın ta kendisi. Belki şeytanı da yenmenin bir usulü vardır. Düşünmek lazım. Mesela sen oraya gideceğine onu buraya çekecek bir çare bulsak. Haklısın. Ama bu çare ne olmalı? Mesela Metehan'ın Anet'e zaafı olduğunu sen söyledin. Anet vasıtasıyla onu buraya çekebilir. Sen kadınların en akıllısısın. Senin sevgilin olmakla övünüyorum. Aynı zamanda iş ortağınım. Evet. Sen dünyanın en güzel ortağısın. Benden uzak durmanın sebebini artık tamamen anladım. Herkesin iştirak edebileceği bir müsabaka yapılacağını ilan ettik mi, herkesten üstün olduğunu zanneden Metehan kendiliğinden avucumuzun içine düşecektir. Bu ok müsabakasının ödülü, Türk büyüklerinden biri olan Kürşat Han'a ait bir altın oktur. Hele bu ödülü Prenses Anet verecek olursa, Metehan muhakkak gelecektir. Çünkü nedense, Metehan'ın Prenses Anet'e karşı zaafı olduğunu hepimiz fark etmiş bulunmaktayız. Belki prenses de ona karşı boş değildir. Benim için ne düşünürseniz düşünün. Fakat Metehan'ı ele geçirmek için böyle bir kalleşlik yapılmasını bir Romalı kumandana yakıştıramadım doğrusu. Neden bu kadar Metehan'ı savunduğunu anlayamadım doğrusu. Biraz da amcanın ve milletinin menfaatini düşünsen iyi edersin. Çok rica ederim. Birbirinize düşman gibi davranmayın. Bu beni çok üzüyor. Siz de etrafınızdakileri biraz görün. Ne demek istedi acaba? Ne oldu size? Niçin ağlıyorsunuz? Metehan. Metehan'a tuzak kurdular. Bir müsabaka yapıp onu ağlarına düşürecekler. Peki ama bunun sizi bu kadar üzmemesi lazım. Onu tanıdığım zaman nefret duyuyordum. Şimdi ise gittikçe benliğimi kaplayan bir his beni ona bağlıyor. Ona bir şey olmasını istemiyorum. Onun gibi bir adamı kolay kolay ele geçiremezler. Misterih ol. Gene de gafil avlanmasından korkuyorum.
Şimdi anladım ki ona bir şey olursa ben de yaşayamam. Asil mezit tekfurunun ilanıdır. 3 gün sonra tertiplenen eğlencelerde bir ok müsabakası yapılacak. Okçular içinde birinci gelene Kürşat Han'a ait altın ok Prenses Anet tarafından verilecektir. Duyduk duymadık demeyin ey Ali. Bu iş yoluna girdi artık. Şimdi aslanın kafese girmesini bekleyeceğiz. Bir müsabaka ilan ettiler. Okçulukta birinci gelene Kürşat Han'ın altın okunu Prenses Anet verecekmiş. Demek babamın mukaddes okunu müsabakaya ödül olarak koydular. Bunu muhakkak almam lazım. Bu muhakkak bir tuzaktır. Bunu seni ele geçirmek için terfip ettiler. Bu bir tuzak da olsa onları bu zevkten mahrum etmeyeceğim. Kürşat Han'ın altın okunu ben alacağım. Vazgeç Metehan. Bunu belki de bir kadın için yapıyorsun. Ama Türk olmayan, Türk'ün dertlerini anlamayan, bilmeyen bir kadın için değmez bu. Yanılıyorsun Almira. Ben bunu bir kadın için yapmıyorum. Kürşat Han'ın altın okunun elime geçtiğini duyan Türkler daha çok etrafımda toplanacak. Bu sayede emellerimin gerçekleşmesi daha yakınlaşacak. Bu mesele benim meselem. Bu müsabakaya ben yalnız gideceğim. Onun için kimse benimle gelmeye kalkmasın. Söyleyin oklarımı ve atımı hazırlasınlar. Thank you.
nasıl emrediyorsunuz? Dayanıklı adamdır. Günde 20 sopayı hazmeder herhalde. Teşekkür ederim kumandan Samos. Siz de bir daha sefere karnınıza sokacağım 20 santim kılıcı hazmetmeye hazırlanınız. Derhal götürüp ayaklarından tavana atın, unutmayın. Ölünceye kadar her gün 20 sopa atacaksınız. Hadi! Nihayet korktuğum başıma geldi, deli olacağım. Göz göre göre öldürecekler, ne yapmalı yarabbi? Bu kadar üzülmeyin, belki onu kurtarmanın bir çaresini buluruz. Etrafı muhafız dolu olacak. Bizim onu kurtarmamıza imkan yok, yalnız... Yalnız bir çaresi var galiba, dinle beni. Şimdi ne yapacaksın biliyor musun? Nasılsın yakışıklı nöbetçi? Ben mi? Tabii yakışıklıyım. Çok iyiyim. Sen ne arıyorsun burada? Sana şarap getirdim. Bu alakanın sebebi ne acaba? Demek bu kadar zamandır sana olan alakamın farkında değilsin. Aşk olsun sana demek senin alakanı çekecek kadar güzel değil. Kızma güzelim. Madem ki sen beni beğendin, o halde ben de senin şerefine içiyorum. Güzelim. Aşkımızı güzel bir öpücükle perçinleyelim. Dur canım, olmaz. Ne o? Beni sevmiyor musun yoksa? Yok, öyle bir şey söylemedim. Biraz daha şarap getireyim de aşkımız daha tatlı olsun. Ne arıyorsunuz burada? Metehan'ı tuzağa düşürüp yakaladılar. Hemen toparlanıp kurtaralım onu. Bu kadına inanmayın. Metehan'ı tuzağa düşürdüler. Bizi de yok etmek için yeni bir manevra çeviriyordu. Yanılıyorsunuz. Ben Metehan'ın kurtulmasını istiyorum. Eğer aksini düşünseydim, buraya adamlarımla birlikte gelip sizi tuzağa düşürürdüm. Hayır, istemiyorum. Ben şarap değil, sevişmek istiyorum. Yok, olmaz olmaz. Biraz da ben içmeden dünyada sevişemem. Utanırım. Pekala, öyle olsun bakalım. Artık işin sonuna yaklaşıyorum. Senin zekan ve benim gücümle hepsini yeneceğiz. Metehan'ı yavaş yavaş öldüreceğim. Hem intikamımı alıp hem de bir engeli ortadan kaldırmış olacağım. Sonra tek bir şey kalacak, o da Anet'le evlenmek. Sonra da kocamı bir kazaya uğratıp ortadan kaldırmak. Misafirimiz Metehan nasıllar? Senin için hazırladığımız programa başlıyoruz. Bu iş sen ahireti boylayıncaya kadar devam edecek.
Şimdilik seni arkadaşlarımla baş başa bırakacağım Metehan. İyi eğlenceler. Başlayın. Gibidir. Kadın şarap, rüzgar şarap gibi. Dur ya, ne oluyoruz be? Güle güle sevgili. Abd
aptal herifler, sersemler! Bu kadar muhafız içinden bir iti nasıl kaçırırsınız? Her şeyi berbat ettiniz. Sizi bunun için mi besliyorum? Çok rica ederim kumandan Samuels. Metan için bu kadar üzülmeye değmez artık. Son olayda ağzının payını almıştır o. Uzun müddet sesinin çıkmayacağına eminim. Şimdi bizim yapacağımız daha önemli işlerimiz var. Bir an evvel düğünü yapmamız gerek. Haklısınız Tekfur Hazretleri. Öyleyse hemen hazırlıklara başlayalım. Anet'in babasına da haber göndermemiz lazım. Hı? Artık yeteri kadar kuvvet topladık. Kaleye saldırmanın zamanı geldi de geçti bile. Romalılar bizden sayıca çok üstün. Biraz daha kuvvetlenmeden kaleye saldıramayız. Bu kadar Türk de onların birkaç misliyle başa çıkabilir belki. Fakat kaleye girmenin zorluğu onları bize karşı üstün kılmaktadır. Bir çare bulup kaleye hileyle girmek lazım. O zaman bu iş kolaylaşır. Biz hiç zayiat vermeden kaleye gireriz. Ama çok önemli. Eğer çıkıp ağa almazsam havasızlıktan ölür. Kati emir var, kimse dışarı çıkamaz. Hiç uğraşma küçük hanım. Kimse kaleden dışarı çıkamaz. Bunu kocam yasak etti. Ama ben prensesten izinliyim. Burada yalnız ben izin veririm. Bundan sonra düğüne kadar ne dışarıdan içeri ne içeriden dışarı kimse çıkmayacak. Hatta Prenses Anet bile. Ne oldu? Maalesef bırakmadılar. Nöbetçilere katliye emir verilmiş. Ben nöbetçileri kandırmaya uğraşırken kumandan Samos geldi. Emri o vermiş. Çok fena, ne yapacağız şimdi? Düğünün yakında yapılacağı muhakkak. Metehan'a bildirmeliyiz. Beni yalnız o kurtarır. Eğer Metehan'a haber gönderemezsem mahvolurum. Kendinizi hiç üzmeyin prenses. Bundan sonra değil Metehan'a haber göndermek, kaleden kuş bile uçuramayacaksınız. Düğün çok yaklaştı. Nikah için babanızın göndermekte olduğu din adamları kafilesi yola çıkmıştır bile. Sonra bir şey daha söyleyeyim. Meta'nın kellesini size düğün hediyesi olarak vermekten büyük bir zevk duyacağım. İyi geceler prenses. Prenses Anet'in babasının gönderdiği papaz kafilesi Mezit Kalesi'ne doğru gidiyor. Demek aradığımız fırsat çıktı artık. Haber veren herkes hazırlansın. Başlayabiliriz muhterem keder.
Sayın Kumandan Samos, Anet'le evlenmeyi kabul ediyor musun? Evet. Siz, Sayın Anet, Kumandan Samos'la evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Neden? Çünkü ben Metehan'ı seviyorum. Ne demek oluyor bu? Gene mi Metehan ismi karıştı işimize? Şu anda karşımda olsa da kılıcımla parça parça etsem onu. İşte karşındayım kumandan Samos. Parçala bakalım. Metehan. Muhafızlar, yakalayın onu. Thank you.
Mouse! Kale düştü Metehan, artık Mezit Kalesi bizim. İstediğin oldu Metehan, kale senin artık. Biz kaybettik, sen kazandın. Arkadaşlarımla ve seninle beraber kazandık. İstersen bu zaferi seninle paylaşırım, prenses. Bana prenseslik vermek değil de bir Türk kızı olarak aranızda kabul ettiğiniz an en büyük mükafatı vermiş olursunuz.